Ergündüler, Büyüktüğün Artık ben de ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum ama sanırım geçtiğimiz yıldı. Kimsenin haberi yokken CIA eski başkanı David Petraus'un İncil'lik üstüne gelip sır bir toplantı yaptığını aktarmıştım. Amaç kaos çıkarmaktı. Geride bıraktığımız aylara bakınca aslında çok büyük bir fatura ödediğimiz ortada. Yıkılmış şehirler, yüzlerce şehit, patlayan bombalar, canlı bombalar, havalimanı baskınları. Darbeden önce de İncirli'ye garip garip insanların geldiği iddia ediliyor. Orada olmaması gerektiği halde gelenlerden söz ediliyor. Yakında ortaya çıkar, yazarız inşallah. Darbeye gelelim. CIA düzenledi. Amerikan parmağı vardı, onlar istedi. Tamam. Zaten bunları söylüyoruz. Amerikalılar bile inkar edemiyor. Hain kalkışmanın içinde paralel askerler vardı. Onlarla ittifak eden başka hainler vardı. Uzun zamandır hazırlık yapılıyordu. Gizlilik esastı. İncirlik'ten ikmal uçakları kalkıyor darbeye destek veriyordu. Kimse Ankara'ya müttefikine haber verme gereği duymuyordu. Hepsine tamam. Ama yabancılar bu işi kiminle yaptı bilen var mı? Hayır. Peki darbenin arkasındaki parayı kim buldu? Finansörler kimdi? Bilen var mı? Elbette hayır. Toplantılar nerede yapıldı? Bilen var mı? Hayır. Peki bize bir senaryo dayatmaya çalışanlar neden darbenin liderini, liderlerini gizliyorlar? Bilen var mı? sanmıyorum. Bir darbe dışarısı olmadan olmaz. Arkasından da para ve siyaset ayağı gelir. Tarihin utanç sayfalarından birine yazılacak olan bu kalkışmanın içinde arkasında, önünde Amerika vardır. Kesinlikle vardır ama yalnız değildir. Başkaları da vardır. İçeride gizlenen, şimdilik çok önemli isimler de vardır. Tıpkı 1971'de olduğu gibi Amerika-İngiliz ortaklığı bir kabusla baş başayız. Hatırlayın 1971 darbesinden sonra ülkenin kurumları yani Cumhurbaşkanlığı ve MIT birine, Başbakanlık ve Genelkurmay diğerine verilmişti. 9 Mart'ta başka bir senaryo, 12 Mart'ta ise bambaşka bir senaryo hayata geçmişti. İngilizlerin başlattığı darbeye Amerika girmiş, ülkeyi parsellemişti kendi aralarındaki mücadeleyi biz sağ-sol kavgası olarak yaşadık. Arkasından 1980 geldi. Acılarımız katlandı. Ülkemiz elden gitti. İsimler üzerinden gitmeyi çok sevdiğimiz için kuklacıları görmeye pek çalışmayız. Şimdi yazamam. Erken ama 15 Temmuz'un içinde hiç ummadığınız ve beklemediğiniz isimler var. Belki çıkacak belki hiç çıkmayacak ama varlar. Çünkü amatörce davranıp büyük hata yaptılar. Şimdilik o hataları yazmayacağım. Yangına benzinle gitmek istemiyorum. Gerek de yok. Devlet gereğini yapacaktır. Ancak bu adamlar yabancılarla birlikte bizi aptal sanıyor. Çok güvendikleri akılları inanılmaz hatalar yaptı. Belki şimdi kendileri de bilmiyordur. Ortada siparişle konuşan yaverler, özel kalemler, emir subayları falan var. Hiçbiri inandırıcı değil. Yönlendirme amaçlı. Gerçek bu değil. Çocuktum, yoksulduk, cemaat el uzattı, başarılıydım, asker oldum, yükseldim, Necdet Özel'i ve diğer paşaları dinledim, abilere ilettim, onlar da gereğini yaptı gibi masallar darbenin hiçbir tarafını aydınlatmaz. Sadece kafa karışıklığıdır. Üç gün boyunca bütün uçakların akıncı üstünden kalktığı söylendi. Yılanın başı orasıydı. Sonra baktık ki uçaklar Diyarbakır'dan. Düğünlere girmiyorum bile. Bütün ordu düğün salonlarında. MİT istihbarat veriyor, Genelkurmay Başkanı emir yolluyor, takan yok. Gereğinin yapılmadığına bakan da yok. Hafta sonu tatili nedeniyle ordu kapalı. Haber alsa da kimse yerine görevine dönmüyor. 300'e yakın masum insan kendi askeri tarafından öldürülürken kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hangi garipliği sayayım? Ama aptal değiliz. Onlar kadar olmasa da çalışan bir kafamız var. Darbenin anatomisini ortaya çıkaran soruları sormayacağım. Şimdilik erken ama çok önemli ve basit bir sorunun cevabını birlikte arayalım teklifi yapacağım. Ki bu çok ama çok önemlidir. Ölümden dönen ailesiyle birlikte yok olma tehlikesi yaşayan Erdoğan darbenin hedefiydi. Bunda en fikiriz değil mi? O zaman soruya gelelim. Eğer Erdoğan verilen emir gereği ölü ya da diri olarak ele geçirilseydi yerine kim geçecekti? Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık koltuğu kimlerin olacaktı? İşte soru bu. Kim faydalanacaktı? Hiç uzak isimler değiller. İkisini de tanıyorsunuz. Darbe varsa siyasi ayağı kesinlikle ve kesinlikle vardır. Bunda da vardı. Hatta yardımcı kadın oyuncu bile köşede hazır bekliyordu. İsimleri veremem. Bu isimleri görünce Amerikan-İngiliz ortaklığıyla kanlı ve kirli bir operasyona uğradığımızı gördüm. Ben de istiyorum her şeyi yazmayı. Bazen çok kolay değil. Zamanın ruhu diye bir şey var. Ben size hiçbir yerde okuyamayacağınız bir ipucu verdim. Bulmaca gibi olduğunun farkındayım ama bu kadarını yazmak da bir iş. Erdoğan yalnız. Milletten başka kimsesi yok. Zaten yoktu da. Kaç kez yazdım. AK Parti içinde de Erdoğan karşıtı çok diye. Yakında her şey ortaya çıkar. Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi kötü bir özelliği vardır. Bu yazdıklarımı ileride çok konuşacağız. 15 Temmuz şimdiye kadar gerçekleştirilen bütün ihanetlerin pabucunu dama atar. Öyle böyle değil. Ya ülkemize sahip çıkacağız ya da piyon olmaya devam edeceğiz. Kimse elinden Türk bayrağını bırakmasın. Herkes onun gölgesinde toplansın. Asıl ikinci kurtuluş savaşı yeni başladı. Not 1 Amerika bizden darbe için somut delil istedi. Kerren'in son 5 günlük telefon dökümlerine bakarsa bizden bir şey istemesine gerek kalmaz. Not 2 hatırlayın ananaslar dağıtılırken İngiliz devletinin temsilcilerine hiç olmadık teklifler yapılıyordu. İttifak o zamandan hazırdı. Ergün Diler takvim